Sesim duyuluyor. Öncelikle burada olmaktan çok memnunum, onu ifade etmek istiyorum. Çünkü ben de Bilkent mezunuyum, işletme mezunuyum. 2004 yılında mezun oldum. 1983 doğumluyum. Biraz önce 93. arkadaşım sunum yaptı. Ne kadar zamanlı çabuk geçtiğini bir kere daha görmüş oldum. Bir başarı hikayesi olarak beni davet etti Antalya Startup Lidesi. Başarının da tarifini aslında düşündüm bu daveti aldığımda. Başarı bana göre insanın mutlu olması. Gerçekten hayatta finansal bazı hedefler koyabiliriz, milyoner olmayı hedef koyabiliriz, global bir startup yaratmayı koyabiliriz, dünyayı gezmeye koyabiliriz. Ama eninde sonunda sanırım hepsi mutlu olmaya çıkıyor. Ben de bu soruları sizlerin yaşındayken, 20 yaşlarındayken, üniversitedeyken sormaya başlamıştım. Ve aslında benim de startup maceram bu şekilde başladı. Hayallerin peşinde adını verdim. Bu kısacık sunuma. Adım Sertaç Taşdelen. Diğer slide'da zaten kısacık ondan da bahsettim. Evet. Nasıl başladı her şey? Projenin ondan bahsedeyim. Projenin adı binnazabla.com. Online fal sitesi. Annem Binnaz Hanım adına kuruldu. Her anne gibi onun şu anda video çekmekle meşgul. Ben aslında Bilkent İşletme'den mezun olduktan sonra Dubai'de Ernst & Young şirketinde üretim danışmanlığı yaparak kariyerime başladım. Tabii o zaman herkesin iş aradığı dönemde çok ekstra havalı bir şey oldu. Çünkü işte Dubai gibi çok patlayan bir şehre gittim. İşte o havalı plazalarda, havalı laptoplarla müşterileri geziyordum. Dışarıdan her şey çok güzel görünüyordu. Ben de 23 yaşında belki bütün arkadaşlarım yaşamak isteyeceği güzel bir hayat yaşıyordum. Dubai'nin aslında vermiş olduğu finansal kolaylıklar dolayısıyla. Ve daha sonra aslında aradığım şeyin kurumsal hayat olmadığını, kendimin bir şeyler yaratmak istediğiyle ilgili soru işaretleri doğmaya başlamıştı. Ve daha sonra artık Dubai'den gitmem gerektiğini düşündüm. Başka bir kaçış, başka bir arayış içindeydim. MBA mi yapsam, bir startup kurmak fikrim yoktu o zamanlar. Ve daha sonra artık bir şekilde kaçmak için Ernst & Young uzak doğu ofisine başvurdum. Singapur ofisine transfer oldum. Ve aslında startup macerası o zaman başlamış oldu. Dubai'den giderken bir veda yemeği yaptım. Bütün arkadaşlarımla, yabancı arkadaşlarımla. Ve Türk lokantasına gittim. Türk lokantasında yemekten sonra Türk kahvesi içildi. Ve annem kahve fonksiyonunda çok başarılı. Bütün arkadaşlar da çok iyi bilir. Özellikle kız arkadaşlar işte, Sertaç'ın Binnaz ablaya ulaşmamız lazım diye. Kahveler içildi. Arkadaşım dedi ki, ya keşke Binnaz abla da burada olsa, sen gidiyorsun artık Dubai'den, hayatta kendisine daha ulaşamayız. İşte o anda bende bir ışık yandı. Dedim ki, tamam, kahve iç, telefonla fotoğrafını çekelim, anneme ben hemen yemeğe batayım. Annem de internet arasıydır. Hemen BBM'den yazdım, anneciğim işte, arkadaşın falına bakar mısın? İşte şöyle şöyle bir iki şey anlattım onunla ilgili. Tamam, bakıyordu, 5 dakika içinde yorumu gönderdi. İşte sevgili Ayşe'cim şöyle olacak, böyle olacak, kariyerde şöyle şeyler olur vesaire, böyle 3-4 paragraf. Kız gözlerine ne oldu? Dedi ki, ya inanılmaz bir şey, annen uzakta olmasına rağmen, internet olmasına rağmen yine bildi. Ben dedim ki, ya bunlar web sitesi yapabildim, biz paralı olsa millet yapar falan. Neyse, ben o sırada Singapur'a transfer oldum ve bunu yapılacak ben iş sitesine yazdım. Dedim ki, anneme böyle bir hani hobi amaçlı bir site yapabiliriz. Daha sonra aradan birkaç ay geçti. Annemin doğum günü 14 Ekim 2010 günü. Bu web sitesini çok basit bir düzeyde, sıfır bütçeyle ben kendim WordPress'te hiçbir altyapısı, hiçbir teknik bilgi olmamasına rağmen onlinecoffeecupreading.com'da o zamanki adı. Çok basit bir tane form yarattık. İnsanlar işte kahve falı fotoğraflarını ekleyip anneme gönderiyor. Ve bir anda tabii duyuldu, bedava, Twitter'da yazdılar, Facebook'ta yazıldı. Bir anda site çıldırdı. Herkes kahve falı gönderiyor. Hepsi anneme geliyor. Annem de eczacı ama eczaneye devrettiği zamanlar bir anda böyle bütün gün bilgisayar başında fal bakar hale geldi. Dedim ki, Sertaç'cığım hani tamam sen burada bir hobi falan yarattın ama hani bütün bedava çalışıyoruz. Falan dedim. Vallahi dedim, ben kusura bakma, sana şu anda para var, veremem. Neyse, işte Facebook grubu yarattık. Annem orada günaydınlık mesajları yazmaya başladı. Böyle küçük küçük bir komünite oluşmaya başladı. Tam o sırada bir arkadaşımdan mesaj. Sertaç'cığım, bu projeyi duydum, harika bir proje ama niye parasız? Yani bu da bir 3-5 bir şey kapatıyor.
Ben de ha dedim, tamam doğru adam bize ulaştı. SMS ile ödeme sistemi. Mikro ödemede bir arkadaşımdır. SMS ödeme buna çok iyi olur dedi. Şimdi teyzeler dedi, kredi kartı falan filan ulaşamazlar. PayPal zaten bilmiyorlar. Tamam dedik, 10 TL oldu. Bize işte günde o zaman 15-20 tane falan geliyordu, bir anda sıfır. Hayda, ben o arkadaşlar dediler işte oğlum biz sana söylemiştik bu iş tutmaz. Falan işte kolay mı, herkes internetten falan bakacak, evdeki teyzesi bakıyor, annesi bakıyor çünkü herkese. Biz dedik olur olur, hani bir şekilde bunu biz kurtarırız. Neyse Facebook'a günde 1 dolar reklam ver. 1. 1 dolara 10 kişi geliyor. 10 kişi de işte bir kişi, ikinci günün sonunda bir kişi müşteri olmaya başladı. Anneme hala para vermiyorum bu arada. Neyse, bir yorum, iki yorum, üç yorum, beş, on. Annem dedi ki, oğlum para da, paralı. Ama ben nereye bakmam? Yani tek kişi nasıl bakayım? Tamam, birisini bulalım. Hakikaten böyle bir sağa sola sorduk işte, eş, dost, teyze, akraba, baktığımı görüyoruz şurada. Tamam bakar mısın? Bakalım, internet biliyor musun? Gel. Anlattık işte bir şeyler. İkinci yorumcu. Facebook bütçesini ikiye çıkarttık ya da üçe çıkarttık mesela. Çünkü zaten belli bir artık cash flow olmaya başladı. Bir baktık 20 oldu yani günde satış. Dedik ki vay be bu iş hakikaten enteresan boyutlara gelmeye başladı. Ve o sırada artık ben bir yazılımcı arayışına girdim. Yine inanılmaz tesadüflerle karşıma Amerika'da aslında yazılımcı olmayan ama kafası yazılımı acayip basan Türk arkadaşımla Fedikel'le tanıştık. Yine online. Yüz yüze hiç görüşmedik. Bütün gün Gmail chat'ten yetişiyoruz. Ve ben hala yönetim danışmanı. Üniversite yerine Singapur ofisinde çalışıyorum. Acayip demanding bir sabah 7'de kalkıyorum, 8'de işteyim. Bütün gün böyle bir taraftan fal sitem var. Bir taraftan müşteriler işte sizin finansallarınız şöyle, yönetim danışmanlığı falan filan yapıyoruz. Günde 20 saat çalıştım. Gerçekten. Saat 6'da da iş çıkıyorum. Eve gidiyorum. İş yerimin hemen 10 dakika dinledeyim. Hemen işte üstümü çıkıyorum. Bilgisayar başına atıyorum. Saat gece 3-4. Net. Çünkü Kaya Amerika'da, ben Singapur'dayım, operasyonlar Türkiye'de dönüyor. Günde 20 saat çalıştım. Gerçekten, uyumadık. Benim hayatımın en keyif aldığım, en mutlu olduğum zamanlardan bir tanesi bu zamanlardı. Çünkü bir hayal peşinde koşmanın, aslında ona yaklaşmanın ya da ona inanmanın ne kadar keyifli olabileceğini bu süreçte yaşadım. Yaklaşık bir sene geçti. Bir yorumcu daha, bir yorumcu daha, bir yorumcu daha. Kahve yapıyorduk ve tarot yorumu olsun. Tarot oldu, işte rüya bakalım, rüyadan astroloji, işte iPhone falan derken şu anda İnan Zabat'ta tam 100 kişi çalışıyor. Korkunç bir büyüme evresi devam ediyor. Türkiye'nin dışında Almanya'da, Azerbaycan'da, Avustralya'da, hatta Japonya'da bir müşterimiz var. Hala her hafta bir yorumcu sisteme dahil oluyor. Ve gerçekten yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz. Bana arkadaşlar, ya oğlum sen yönetim danışmanıydın, Örsel'de çalışıyordun, acayip havalı bir işin vardı. Dubai'de çalışıyorsun, Singapur'a transfer oldun, kariyer işte inanılmaz gidiyor, ne yapıyorsun? İşi gücü bırakıp fal sesini açıyorsun dediler. Ben manevi tatmini kurumsal hayatta bulmadım ama binnazabla.com'da buldum. Neden buldum? Çünkü karşıdaki insana gerçekten içten bir servis ve hizmet verdiğinizi düşünüyorum. Çünkü fal Türkiye'de bir terapi. İnsanların sorunlarını paylaştık. İnsanların sevinçlerini paylaştık. Geri dönmeyen erkek arkadaşıyla ilgili konuştuk. Geri dönmeyen karısıyla ilgili konuştuk. Ve yorumcularımız da bu işten para kazandılar. Tabii ki. Ve işi gücü bırakıp sadece yorumculuk yapan ve sadece internet sahibi olarak ya da bir laptop sahibi olarak belki Bodrum'a taşınan ya da bir Starbucks'a yorum yapıp gerçekten hayatını kazanan kişiler olmaya başladı. Ve herkes bize Allah razı olsun demeye başladı. Bana hiçbir şirket bugüne kadar evet Allah razı olsun çok teşekkür ederiz dememiştim. Ama biz bu işten keyifle duymaya başladık yani. Benim dönüşümüm nasıl oldu? Çok kısa ben bunları 5 adımda topladım. 1. Kendini tanıma, bahsettiğim konular. Ben kurumsal hayatta memnun olmadığımı ve neler yapmak istediğimi kendime sordum. Ve doğru cevapları bulmaya çalıştım. Bu soruları her zaman kendimize sormalıyız diye düşünüyorum. Gerçekten dünya niye geldi? Çok kısa bir zamanımız var aslında. Ben 30 yaşındayım, sizler 20 yaşındasınız. Allah'ım versin 90 yaşına kadar yaşayabilirim. Geri 70 yıl kaldı. Bunun 3'te bir uyuyarak geçiyor zaten. Günde 8 saat uyuyorsanız 3'te bir uyku. Geriye kaldı işte 40-30 yıl. Bunda sevdiğin işi mi yapacaksın? Yoksa anne baban istedi diye işte bankacı mı olacaksın, mühendis mi olacaksın vesaire. İstediğin işi yapmak çok önemli. Bu sanatçı olmak da olabilir, girişimci olmak da olabilir, ressam olmak da, şarkıcı olmak da olabilir. O yüzden bir kere yaşıyorsunuz. Bunu gerçekten yönetilmek lazım. Hayal kurdum. Dedim ki
Kimse bana demedi, ya bu işte tarım olmaz. Ben dedim ki ya bu iş olabilir, ben internetim olduğu her yerde çalışabilirim. İşten ayrılabilirim, gidip bir gün patronuma evet ben artık istifa ediyorum diyebilirim diye buna inandım. Ve kendime hedefler koydum. Dedim ki işte birinci hedef bir domain bulalım, ikinci hedef bir takım kuralım, üçüncü hedef günde 10 tane satalım, üçüncü hedef bir yolcu daha bulalım, işte bir farklı... Önemli olan bu hedefi çok iyi belirleyip bunu parçalara bölelim. Yani birinci hedefiniz global bir startup yaratmak olabilir. Ama o da galiba bölmelisiniz. Bir, bunu yap. İki, bunu yap. Üç, bunu yap. Ve ben bunları hep benim bir board'um var işte çalışma masanın önünde. Bunları yazdım ve kafamda canlandırdım. Bu gerçekten bence çok faydalı oluyor. Sizi bunu yapmaya itiyor. Sizi bunu yapmaya inandırıyor. Ve bu inanç aslında bir şekilde odaklanmayı getiriyor. Dediğim gibi günde 20 saat çalıştım. Normal bir insan yapar mı? Belki yapmaz. Ama çok enteresan şeyler var bu odaklanmayla ilgili. Bir tane örnek vereceğim. Japonya'da samurayların bir çalışma stratejisi varmış. Ölene kadar yılmıyor. Vuruyorsun adam devriliyor, bir daha kalkıyor. Kolunu kesiyorsun, bir daha kalkıyor. Bacağını kesiyorsun, bir daha kalkıyor. Ölene kadar. Yani bu insanın aslında neler yapabileceğini göstergesi. Hiçbir zaman vazgeçmiyor. İnanın bizim de vazgeçmemiz gereken zamanlar oldu. Çok çalıştığımız zamanlar oldu. Şirkette belki promote olacağım zamanlar oldu. Bonus alacağım zamanlar oldu vesaire. Ama bu odaklanma ve insanın gerçekten ben bunu yapabilirim dediği an her şey bitiyor. Gerçekten istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Burada bu kadar insan konuşma yaptı. Dediler ki işte bunu yapacağım. Buna gerçekten kalpten inandığınız zaman size bir şeyler bir yardımcı olur. Buna çok inanıyorum. Bize işte o arkadaşın SMS ödeme sistemini anlatması anında, Kaya'nın benle tanışması, benim bu soruları sorduğum doğru zamana gelmesi, annemin eczanesini bırakması, her şeyi bir sarmal gibi aslında doğru zamanı bekliyor. Siz yeter ki bunu yapmayı isteyin. Bu her şey olabilir. Yani insanlar neler yapıyor? Elon Musk SpaceX yaptı, NASA'ya roket gönderiyor. Elektrikli araç yaptı. Yani biz şurada bir tane fal sitesi yaptık ve bunu başarı örneği olarak da anlatıyorum. Ne mutlu. Ama gerçekten istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Pozitif düşünme benim gerçekten belki diğer arkadaşlarımdan ayıran özellik bu olabilir. Çok akıllı ya da çok zengin ya da çok analitik düşünce ya da çok iyi bir lead. Bunların hepsi bir keşif, bir köneler. Bence pozitif düşünme çok önemli. Gerçekten ben her zaman olayları artı tarafından görmeye çalışıyorum. Ve bunun da faydasını görüyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ben komando okuluna gittim Midkent'ten sonra. Bütün ailemiz işte derlendi, ama satranç nasıl olur, torpilin vardı, komando okuluna çıktım, Hakkari'ye gideceksin. Birinci oldum sınavda, Midkent'te yaptım askerliğimi. Hala arkadaşlar anlatıyorlar, yani ne şanslısın diye. Şanslı değil, çok keyifle yaptım, pozitif tarafından bakmaya çalıştım. Dedim ki oh ne güzel, bedava her gün antrenman yapacağız, bilgisayar antrenman. Barfix çektiriyorlar, süper yemekler çıkıyor. Keyif almaya çalıştım. Ne oldu? Birinci oldum, Ankara'ya geldim. O yüzden pozitif düşünme çok önemli. Bunu herkese de gerçekten tavsiye ediyorum. Kısacık bir size bir nazarlı okulun macerasını anlatmaya çalıştım. İşte o havalı plazalarda aslında bir cubicle'da yaşayan herhangi birisiyken şu anda belki 100 kişiye hayatına bir anlamda katkı sağlayabilecek ya da etki sağlayabilecek bir konuma geldim. 2012'nin ortasında Ersan Yüce görevinden tamamen istifa ettim. Patronum dedi ki Sertatçım keşke bizim birinin fikrim olsa. Keşke senin yaşında olsam ve bunu götürebilecek bende o irade ve odaklanma olsa dedi. Bu çok önemli bir mesaj. Eğer ki kurumsal hayatta kalmaya ya da bir şey için settle olmaya karar verirseniz ne olacağınız belli. Ama girişimci olmaya karar verirseniz bütün dünya sizin. Ben şu anda gerçekten de bilgisayarım, internetim olan her yerde yaşıyorum. Son bir yılda herhalde 12 ayda 12 ülkede bulundum. Ve gerçekten de artık evimi bıraktım, arabalarımı sattım, işte kredi kartlarımı azalttım. Sadece ufacık bir çanta ve internet sayesinde işte aslında herkesin belki var olur mu ya diyebileceği bir hayat tarzına geçiş yaptım. Bu olabilir. Buna sadece inanmanız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sayın Sertaç Bey, çok teşekkür ederim konuşmaları